maddi ister manevi dolayı baskı vardı ister istemez. Coğrafyamız gerçekten de 100 küsur senedir baskı vardı. Mecburen kentlere göç ettik. Burada atölyelerde, şeylerde çalıştık. Ondan sonra tabii sol ve Kürt hareketiyle tanıştık. Kürt siyasi hareketin büyük kentlerde güçlendikten sonra demokrasi bloku kurulmuştu. 2009'da zannedersem yanılmıyorsam. Oradan ilk kez bir Süryani milletvekili kazanacak bir yerde Mardin'de koyup daha da hareket içinde, hareketin, Kürt siyasi hareketi daha da sempatin bizim halkımızdan toplamaya başlamıştı. Ondan sonra HDP'nin 2011'deki kuruluşundan beri varım. Orada da halklar ve inançlarda hep kalmışım. Sonra HDP'nin kurulmasından sonra tabii ki benim çalıştığım bölge Fatih bölgesindeydi. Orada kurucu üye Fatih ilçesini, tabii BDP varken biz HDP'yi kurduk. 5 arkadaş, ben, bir Süryani, bir Ermeni arkadaş, bir sosyalist, 2 tane de Kürt, 5 kişi arasında yani resmi olarak kurduk. Ondan sonra tabii ki süreç içinde tabela değişti. Artık orada şey yaptı. Hala da hem HDP halkları inançlardayım ve HDP'de de en son Bakırköy il delegesiyim. Geçen dönemde de Bakırköy'de encüment adayım, HDP'nin encüment adayıydım. Bildiğiniz gibi 1915'ten sonra aslında 15 deyip bitmedi. Devam etti. Cumhuriyet kuruldu. Bakın ilk isyan 24 Nasturi isyanıydı. Cumhuriyeti taktı Şeyh Said'den önce. Bak 1924 Nasturi isyanı dedikleri Doğu Süryanileri bak 300 senelik Hakkari bölgesinde 86.000 Süryani göç topraklarından kovuldu. Güney'e geçti. Şu anda Güney Kürdistan dediğimiz bölgeye, hududun öbür tarafına. Bu topraklarda ondan sonra 6-7 Eylül olayları oldu. İstanbul'da, Mîdyad'da da yapmak istediler. Oradaki Kürt aşiret lideri kabul etmediği için o da bir bir trafik kazasında katlettiler. Hayır dedi, Mîdyad'da kabul etmeyeceğim. Çünkü Mîdyad'daki olay, çünkü Mîdyad o zaman %95'i Süryaniydi, %5 bilmedin 10 Kürt vardı. Estel kasabaydı, Midyat'ın dışındaydı. Evet, o da Mîdyad sayılıyor. Sonra hükümet konağı her şeyi o tarafa çekti devlet. Yani kalkıp bitmedi. 1960'larda, 64'lerde, 67'lerde, ta 74'te Kıbrıs olayları oldu. Bizim orada hep baskın oldu. 1974'te çok affedersiniz bir itin boynuna haçı, siyah bir it, Midyat'ın içinde gezdiriyorlar. İşte Makaryos burada. Yine orada da bir değerli bir Kürt lider araya girdi. Ya dedi ayıptır dedi ya. Bu bizim komşularımızdır yani. Ta ki şikayet edip o şey. Ta ki bak 2000 yıllara geldik hala onu kaşıyorlar. Biliyorsun Danimarkalı bir karikatürcü peygamberin, yani İslam peygamberin karikatürünü yaptı. Avrupa'da bir şey diyemezler. Kalkıp Midyat'ta protesto ediyorlar. Sanki bütün Türkiye bitmiş Midyat'ta. Mîdyad Süryani malı. Zaten kalmışız bir avuç kadar. Yani ve bunu yani bilinçli olarak yapıyorlar. Tabii yani mücadele hiçbir zaman durmadık yani. Burada bir yara var. Bu yarayı açmadın, merhamleşmedin, iyileşemeziz. Bu bir gerçektir. 70 yaşındaki insanlara tahammül edemediler. Bu tabii devletin suçu olduğu kadar da yerel güçlerinde suçludur. Çünkü ortaklaşa yaptılar. Hala bir sürü mahkemelik arazi davalarımız var. Bunları aşmamız lazım. Ne yazık ki aynı şeyi gelen bütün bu coğrafyada bu baskı oldu. Yani şimdi ben halklar ve inançlardan girdikten sonra Çerkez'in derdini de öğrenmeye başladım. Laz'ın da, efendime söyleyeyim Gürcü'nün de, aslında Pomağ'ın da, aslında onlar da evet belki bizim gibi daha kötü yaşamadılar ama onları asimile ettirdiler. Adam diyor ki benim 50 sene önce, 60 sene önce bizim halkımızın %90'ı ana dilde konuşabiliyordu. Şimdi %10'lara kaldık. Yani böyle devam etse yakında kendi ana dilimiz kaybediyor. Yani sıfır. Burada bazı Kürt arkadaşlar işte biz yükü hep doğrudur. Çünkü Kürt hareketi olmasaydı Sanki onlar da, yani Kürtler de zannetmesinler ki şeyden beter olmayacaklardı. Çerkezlerden veya Boşnaklardan. Ben askere gittim. Askerde ben 12 Eylül'den sonra gidince ister istemez 12 Eylül'deki tutsaklarla tanışma fırsatı oldu. Devrimcilerle benim irtibatım oldu. İster istemez bazı şeyler sana dokundu. Ondan sonra bazı şeylerine fark ettin. Bu Müslümandır ama Alevidir. Bu Müslümandır ama samimi bir Müslümandır. Yok diyor ki kardeşim, dinimize göre bir adam öldürmek insanı öldürmektir. Ha, bu Müslüman böyle diyebiliyor diyor. İnsan farkına varıyor. Ama namaz ötekilerden daha namaz kılıyor, şey yapıyor. İster istemez insanlarla tanışmaya başladın. İster istemez Kürt hareketi de güzel mesajlar vermeye başladı. Ondan sonra siyasileşti. Atıyorum ilk Leyla Zanalar meclisten atılmaları insanın içine dokunuyor. Ya o insanın, yani senin verdiğin oyu yok sayıyor bu insanlar. Ha, demek ki bu insanlar da bu izzeti geçiyor. Haliyle irtibat kurduk ve dediğim gibi demokrasi bloku kurulduktan sonra ben HDP'nin kuruluşundan beri varım ve devam ediyorum. Ve en son müracaat ettim. Beni de öyle uygun gördü parti. Umuyorum dediğim gibi 12 tane çıkartır, ben de meclise giderim. Ve öyle diyeyim, yani bizim hedefimiz 12'dir. 3. bölge sevgili dostlar. Ve inan ki bizim halkımız o bölgede çoktur. Ben Bahçelievler'de oturuyorum, biliyorum. Bahçelievler'de ne kadar olduğunu, Bağcılar'da ne kadar oldu, Güngören'de, Esenyurt'ta, Küçükçekmece'de, efendime söyleyeyim Avcılar'da ve ta Silivri'ye kadar. Yeter ki halkımız, yani kendi kimliğine sahip çıksın. Ya kardeşim, biz bu coğrafyanın insanıyız. Ne zaman Kürt Hareket, Kürt Medya TV diyelim çıktı, ben iyi hatırlıyorum. Ondan sonra farkına vardı kendi işlerinde böyle insanlar. Onlar derlerdi fıllah. Hepsi, yani bütün fıllah, ben bazen diyorum hayır fıllah değilim. Fıllah Arapçadan gelen bir kelime, uşak, kölem anlamında. Kabul etmiyorum, ben Süryaniyim. Ben çocuktum, hiç unutmuyorum. 3 gün arka arkaya bayram kutladık. Hiç unutmuyorum. 24 Aralık'ta ya Ramazan'dı ya Kurban Bayramı Müslümanlarınkini yaptık. 25 Aralık'ta Noel'imizi kutladık. Bir gün sonra Patismia Ezidi'ye diyorlar. Ezidi köyüne gittik, şeker topladık. Hiç unutmuyorum, çok güzel bir bayramı aynı anda arka arkaya kutladığımızı. Onun için biz bu coğrafyanın insanıyız. Umarım dediğim gibi bu tekrar coğrafyayı canlandıracağız. Süryani'nin talepleri bu bir gerçektir. En azından tekrar köyümüze rahat geri dönmemiz bir. İkincisi, mesela bazı kişilerin kimlikleri, bak 40 senedir yurt dışında. Hiç kimliğinde şey yapmıyor. Bir an önce bürokratisiyle uğraştırmaya her an şey yapar. Bazılar, çoğu kaçarak gitti. Vatandaşlıktan atıldı. Hemen bir an önce vatandaşlığa alınmalarını, bürokraside zorlanmamaları ve yerel yönetimlerdeki, yani yerel güçlere de kulağını çekilmesi, bu insanlara baskı yapılmaması. Seyfo olayı, ben Avrupa Parlamentosu kabul etti, Amerikan Parlamentosu beni iyi çırgalamaz. Çünkü olay burada oldu. O önemli olan, yarın bana tekrar yapılmayacağı garantisi verilmesi. Burada öz eleştirisi yaparlar, akademisyenler, bilim insanlarıyla şey. Rahmetli Hirandik ne diyordu? Her Ermeni aile bir belgedir. Her Süryani aile bir belgedir. Neler başımıza geldiğini az çok biliyoruz. Onun için önemli olan Seyfo'yu burada kabul etmesi, buranın öz eleştirisi. Gerçekten de bu seçimlerin çok önemlidir. Eğer bu seçimlerde başarılı olmasak, gerçekten de yani çok kötü günler, bu günleri daha arayabiliriz. Belki oturup şöyle burada bir röportaj da yapmayabiliriz. Gerçekten büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bu bir realite. Eğer bunlar devam ederse inan ki bugünleri de arayabiliriz. Ben açık ve net söyleyeyim. Çünkü gerçekten de yılbaşı da eşimle gittik, et aldık. 150 liraydı, şu anda 350 lira. Ya şurada 4 ay geçmedi ya. Bu kadar da olmaz ki yani bir insan. Yahu gerçekten de insanımızın durumu berbat. Asgari ücret 8.500, açlık sınırı 9.500. Öyle bir şey ki bir şeyle karşı karşıyayız. Gerçekten büyük bir yıkıma karşı karşıyayız. Onun için seçim çok önemlidir. Bugün bir sürü halklar var bu coğrafyada, bu insanları yani ben şahsen bir Çerkez'le tanıştığım zaman daha farklı tanışmaya başladım. Halkların inançlarda bir Gürcü, bir Laz, bir Hemşinli yani biz karıştırdıkça bu coğrafyada ne insanlarımız var. Yani o insanlar da yarın daha rahat kimliklerini yani fısıltıyla söylenen şeyleri artık rahat rahat dışarıda söyleyebilirler. Atıyorum bir Süryani olduğu gibi bir Ermeni de bir Rum da efendime söyleyeyim dediğim gibi bu sefer Çerkez ismiyle Ankara'da bir arkadaş var. Efendime söyleyeyim bir Gürcüyle, bir Laz'la, bir Hemşinli kimliğiyle, bak kimliğiyle. Bak o kimliklerde, o teki partilerde bir sürü var. Yani bugün bir sürü Kürt vekil var sistem parti ama Kürt değil, Kürt kimliğiyle değil, sistemin partileriyle. Hayır, gerçekten de bu partiyle, kendi özgün kimlikleriyle bu parlamentoda kendileri temsil etmeleri. Biz gelirsek, bak ne diyorum, Yeşil Sol diyelim veya devrimciler diyelim, yani yurtseverler diyelim, gelirsek o coğrafyayı öyle bir şey barış olursa inan ki çok zenginleşir ve zengin bir coğrafyadır. Ve bu partide bak ne diyorum, evet başta Kürtler olmak üzere Ermeniler, Süryaniler, Rumlar, Lazlar, Çerkezler, Pomaklar, efendime söyleyeyim Boşnaklar, Arnavutlar, bu coğrafyadaki Pontuslular hepinizin partisidir. Hepinize Yeşil Sol'da tekrar birleşip umut ediyorum bu zihniyeti yıkıp yeni bir yaşam inşa edeceğiz.